Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin 4. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Sevgili arkadaşlar, kanalımızda tüm dini ve söze derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. 11. sınıf oynatma listemizden Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin diğer ünitelerine ulaşıp izleyebilir, yararlanabilirsiniz diyerek başlayalım sorularımıza. İlk sorumuz boşlukları doldurma sorusu. İlk Türk devletlerinde tarım ile uğraşanlara sevgili arkadaşlar tarıkçı ya da tarıdacı ismi veriliyordu. Cevabımız bir numaralı sözcüğümüz. Müslümanlardan tarım ürünleri için alınan vergiye ne diyorduk? Öşür diyoruz. Buraya da iki numaralı kelimemizi getireceğiz. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ise avarız vergisi deniyor idi. Osmanlı Devleti'nde kağıt paraya ne deniyordu? Ona da kaime ismi verilmişti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hangi ekonomik sistem izlenmişti? Liberal ekonomik politika izlenmişti. Şimdi de kısa kısa sorularımız var. Onlara cevaplar verelim. Köktürklerde madeni paraya verilen isim yarmaktır. Kervansarayların Türk İslam devletlerindeki ilk ismi neydi? Ribat. Osmanlı Devleti'nde temel tüketim maddelerinin fiyatının devlet tarafından belirlenmesine ise narh sistemi deniyor idi. Türkiye'de limanların millileştirilmesi hangi kanun ile gerçekleşmiştir? Tabii ki kabotaj kanunu ile gerçekleşti. Tüm bu konularımızı 4. ünitemizin dersinde iki video şeklinde sizlere anlattık. Onları muhakkak izleyin. Şimdi geçelim klasik sorularımıza. Karasal iklimin tarımsal üretime etkisi hakkında bilgi veriniz. Karasal iklim, kışların soğuk ve kar yağışı, yazların sıcak ve kurak olması nedeniyle tarımsal üretimi kısıtlamıştır. Karasal iklimde üretilebilen ürünler sınırlı olup tarım ürünlerine buğday, arpa, tahıl gibi tarım ürünlerine örnektir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bütün toplumlar içinde yaşadıkları coğrafi ortama uyum sağlayarak hayatlarını sürdürürler. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türkler de bu coğrafyanın şartlarına göre hayatlarını düzenlemişlerdir. Farklı coğrafi yapılardan meydana gelen Orta Asya bölgesi, üretim imkanları bakımından sulanabilir araziler, orman, bozkır ve çöllerden oluşmuş. Bu coğrafi özellikler de o bölgede yaşayan insanların ne yaptığı hayatlarını şekillendirdi. İkinci sorumuz, ilk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir? İlk Türk devletlerinin ekonomisinde birinci olarak madencilik önemli bir yere sahipti. Türklerin yaşadığı coğrafi bölgelerde demir, altın, gümüş ve kükürt gibi madenler vardı. İkincisi, önemli ticaret yollarının geçtiği güzergahlar. Bu ticaret yollarının Türk ülkelerinden geçmesi, İpek Yolu gibi Hunların, Köktürklerin, Uygurların ve Hazarların dünya transit ticaretine aracılık etmesini sağlamıştır. Üçüncü olarak ahaliden alınan vergiler ile kendine bağlı devletlerden alınan vergiler ve savaş ganimetleri var idi. Dördüncü olarak Türkler kılıç, kalkan, kargı ve mısrakla birlikte insan ve at zırhlarından oluşan savaş araçları da üretmişlerdir. Beşinci olarak savaş araçlarından başka halıcılık, kilimcilik, keçecilik, debbağlık yani deri işletmeciliği ve dokumacılık da yapıyordu Türkler. Günlük hayatta kullanılan kazanlar, ibrikler, tabaklar ve kemer tokalar da üretiyor. İhtiyaç fazlası ürünlerini İpek yolunu kullanarak ihraç ediyor ve bu sayede önemli gelirler elde ediyorlardı. 12. sorumuz. Ahilik teşkilatının ekonomiye katkıları hakkında bilgi veriniz. Ahiler ticari hayatın düzenlenmesi için çaba harcayanlar, ham madde alım satımı yapanlar, ham maddenin işlenmesi ve üretilenlerin pazara sunulması ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapanlardır. Ayrıca üretilen malların aracısı bir şekilde tüketiciye ulaşmasında da yine ahiler etkilidir. Başka neler vardır? Meslekler arasında yaşanılan sorunların çözülmesi, üretimin miktarının ve kalitesinin belirlenmesi, üretilenlerin denetlenmesi ve ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi gibi hususlar yine ahilerin görevleri arasındadır.
Günümüzde esnafların sosyal çevreye, genel ahlaka, iş yerlerinde çalışanlara ve ülke sorunlarına olan yaklaşımları ahilik geleneğinin yansımasıdır. Ahlakla sanatın, konukseverlikle yardımseverliğin uyumlu bir sentezini sunan ahilik, etik uygulamaların günümüzün evrensel değerlerinden farklı olmadığını görüyoruz. Ahilik etiğine göre esnafın alnı ve eli açık olmalı, esnaf yalan söylemekten ve haram yemekten uzak durmalı, müşterisine ayıp mal vermemeli ve müşterisini asla aldatmamalıdır. 13. sorumuz, kervansarayların yapılış amacı hakkında bilgi veriniz. Türk İslam Devletleri tarafından ticaret kervanlarının dinlenmesi ve kervanların güvenliğinin sağlanması için yapılan kervansaraylar ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da çok önemli yapılardı. Kervanların her türlü ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan bu yapılarda yolcular ücret ödemeden 3 gün kalabiliyorlardı. Ayrıca kervansaraylarda tüccarlar yük taşımada kullandıkları hayvanlarını da ne yapıyordu? Dinlendiriyorlardı. Buralarda ayrıca hastalar tedavi olabiliyor, hatta fakir yolculara ayakkabı bile veriliyordu. Geldik 14. sorumuza. Merkez maliyesinin en önemli gelir kaynaklarından olan mukata gelirleri nelerdir? Geliri doğrudan merkezi hazineye aktarılan vergi ve gelir kaynaklarına mukata gelirleri denir. Gümrük, darphane, tuzlalar ve maden gelirleri gibi devlete ait kaynaklar ne yapıyordu? Mukata usulüyle işletiliyor ve hazineye aktarılıyordu. Mukatalar günümüzde özel teşebbüsler tarafından işletilen şirketlere benzetilmektedir. 15. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin en önemli giderleri arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedeni nedir? Devletin en önemli giderleri arasında asker maaşları, ulufeler ve savaş harcamaları vardı. Ulufeler devlet giderlerinin %70'lik kısmını, savaşlar ise %30'luk kısmını oluşturuyordu. Günümüzde kamu yatırım olarak değerlendirilen harcamalar bu bütçeden karşılanmazdı. Çünkü bayındırlık, eğitim, sağlık gibi harcamalar ile Diyanet için yapılan harcamalar hazineden para çıkışıyla değil, vakıf gelirleri, ocaklık gibi gelirler ve vergi muafiyetleri ile yapılıyordu. Vergiler ise şer'i ve örfi olmak üzere biliyorsunuz iki kısma ayrılmış idi. 16. sorumuz, Osmanlı Devleti'nde merkantilist ekonomik anlayışının görülmeme sebebi nedir? Osmanlı Devleti'nin ekonomi anlayışı merkantilist anlayıştan tabii ki farklıydı. Çünkü Osmanlı'nın ekonomi anlayışı da insanların ihtiyaçlarının karşılanması esastı. Osmanlı'daki anlayışa göre üretim yapanlar önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, daha sonra toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydi. İşte Osmanlı Devleti'nde piyasada bol, ucuz ve kaliteli mal bulundurulmasına dikkat ediliyor ve ticarette halkın refahı ne yapılıyordu? Gözetiliyordu. 17. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'ndeki lonca teşkilatı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devleti'nde yaşayan şehir halkının önemli bir kısmı loncalar halinde bir araya gelmiş meslek gruplarına bağlı zanaatkarlardan oluşmuştu. Esnaf zümresine bağlı bu kişiler kendi mesleki alanlarında ürettikleri malları dükkanlarda satarlar, ucuz ve kaliteli mal çıkarmaya da dikkat ederlerdi. İşte bu esnaflar arasında nalburlar, ayakkabıcılar ve bakırcılar gibi zanaatkarlar da vardı. 18. yüzyılda İngiltere sanayi devrimini tamamlayıp sanayileşme konusunda önemli bir yol alırken Osmanlı Devleti sanayi ve ticaret politikası yüzünden maalesef gerilemişti. Loncalar tefeciler için gelir kaynağı olmuş, üyelikler ve imalathaneler artık parayla alınıp satılır hale gelmişti. 18. sorumuz, arz yönlü ekonomik anlayış ne demektir? Açıklayınız. Klasik dönem Osmanlı ekonomik sisteminin temeli talep yönlü değil arz yönlüdür. Üreticiyle tüketiciyi korumak ve vatandaşın mutluluğunu sağlamak amacıyla arz yönlü ekonomik sistem benimsendi. Bu anlayışta kanaatkar fakat aynı zamanda girişimci olan insan tipi merkeze alındı. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla siyasi nüfuza neden olan büyük toprak mülkiyetlerine engel olunmaya çalışıldı. Üretilen malların kaliteli ve standartlara uygun olması böylece ne yaptı? Sağlanmış oldu.
19. sorumuz. 1929 dünya ekonomik bunalımına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler nelerdir? Liberal ekonomi politikası terk edilip devletçilik ilkesi doğrultusunda devlet eliyle sanayileşmeye ağırlık verildi. Miktar sınırlamaları ve gümrük vergilerinin yükseltilmesiyle ithalatın azaltılmaya çalışması sağlandı. Dış ticarette clearing ve trampa sistemleri benimsendi. Türk parasının istikrarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1930'da kuruldu. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarıldı. Devletin çiftçiden doğrudan alım yapmaya başlayarak ürün fiyatlarını daha da düşürmesi engellendi. Yerli malı kullanımı teşvik için Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 1929'da kuruldu. Lozan Anlaşması'yla Türkiye'nin üstlendiği Osmanlı borçları için yeni bir ödeme planı yapıldı. İşte tüm bunlar 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına karşı Türkiye'nin almış olduğu çok önemli tedbirler. Aşağıdaki grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A. En önemli gelir kaynağı ticarettir. Bakalım ticaret mi? Hayır, gördüğünüz gibi en önemli gelir kaynağı aşar vergisi ve bina ve arazi. Gümrük gelirleri vasıtalı gelirlerden daha fazladır. Vasıtalı gelirler bunlar. Hayır, gümrük daha az. Bu da çıkmaz. Mısır'da gayrimüslim sayısı Müslümanlardan fazladır. Şimdi burada neye bakacağız? Mısır cizye. Hayır, burada da Müslümanların fazla olsaydı cizyesi fazla olurdu değil. En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir. Gördüğünüz gibi aşar vergisi. Dolayısıyla D maddemiz çıkarılabilir. Mısır eyaletinde haraç gelirlerinin az olmasının nedeni nedir? Haraç neydi? Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Mısır'da gayrimüslimler az olduğu için haraç geliri azdır. En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir. Gördüğünüz gibi Mısır'dan cizye az alınıyor. İlk Türk devletlerinde hayvancılığın yaygın olması, tarımla uğraşılması, madencinin gelişmesi gibi uğraşlardan hangisi veya hangileri iklim ile doğrudan ilgilidir? İklimle ilgili olan tabii ki hayvancılığın yaygın olması, bir de tarımla uğraşılması. Madenciliğin iklimle bir alakası yoktur. Cevabımız Edirne. Çinli elçi Uygur bölgesinde gördüklerini şöyle yazmıştır. Ovadan geçen bir nehrin mecrası yani yatağı değiştirilmişti. Bu nehirden açılan kanallarla bahçeler ve tarlalar sulanıyordu. Yine kaynaklarda da kavun ve karpuzun Çin bölgesine buralardan gittiği yazılmaktadır. Metinden hangisi çıkarılamaz? Çinler kavun ve karpuz yetiştirmemektedir. Hayır, buradan gittiğine göre onlar ne yapar? Çin'de yetiştirmeye başlamışlardı. Bu çıkarılamaz. Uygurlarda sulu tarım gelişmiştir. Evet. Uygurlar tarıma önem vermektedir. Evet. Uygurlar tarım ürünlerini ihraç etmektedir. Doğru. Sulama kanalları tarımda önemli bir yere sahiptir. Cevabımız Adana. Türkiye Selçuklu Devleti ticareti canlandırmak için bir takım tedbirler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden değildir? Ticaret yollarının güvenliğini sağlamışlardır. Doğru. Yeni ticaret yolları açmışlardır. Evet. Yüksek gümrük vergisi almışlardır. Böyle bir şey yukarıda olur mu? Ticareti geliştirmek için vergiyi azaltmaları gerekir. Kervansaraylar yaptırmışlardır. Devlet sigortası uygulamasını yine yapmışlardır Türkiye Selçukluları. Tımar sisteminin zamanla bozulmasıyla birlikte güvenlik sorunu ortaya çıkmış. Köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp şehirlere göç etmişlerdir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eyalet ordusunun sayısı azalmış mıdır? Tabii ki çünkü şehre göçmüşler. Çarpık kentleşme görülmeye başlamış mıdır? Kente göçünce dolaylı olarak başlamıştır. Kırsal kesimde nüfus azalmıştır. Tarım ürünlerinin fiyatı düşmüş müdür? Hayır. Tam tersine büyük bir ihtimalle yükselmiştir. Cevap Denizli. Taşra'da güvenlik sorunu da yine ortaya çıkmıştır. Cevap Denizli. Sık sık değişen mültezimlerin mümkün olduğu kadar fazla kar sağlamak uğruna tahrip ettiği vergi kaynağını canlandırmak ve devam ettirmek için mültezimliği sürekli hale getirmek gerekir diyen bir tarihçi aşağıdaki sistemlerin hangisinden bahsetmektedir? Sevgili arkadaşlar, mültezimlik dediği için malikane sisteminden bahsetmektedir.
Malikane usulü Osmanlı Devleti zamanında görülmüş olan bir vergi toplama yöntemidir. Yaşanan yoğun savaşlar devletin kasasına para girmesi ihtiyacını doğurmaktaydı. O zamana dek belirli bir düzen içerisinde işleyen tımar sisteminin bozulmaya başlaması devleti yeni yollara ne yapıyordu? Bulmaya sarf ediyor. İşte malikane sistemi de yukarıdakini anlatıyor. İltizam sistemi bir gelir kaynağını açık arttırma yoluyla bir süreliğine 3 yıl bir özel şahsa satmak anlamına geliyordu ve ihaleyi alan kişiye mültezim adı veriliyordu. Az önceki sorumuzla bağlantılı. İlerleyen yıllarda iltizam sisteminin yayılışıyla birlikte devlet gelirlerinin çoğunu kontrol eden bir mültezim sınıfı ortaya çıktı. Mültezimler taşradaki etkinliklerini zamanla artırmışlardır. 18. yüzyılda bu mültezim topluluklarının arasında Ayan adı verilen zengin bir zümre ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki metinden hareketle iltizam sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Merkezi otorite güçlenmiş midir? Hayır. Ayanlarla biliyorsun anlaşma bile yapılmıştır. Feodal yapıya benzer güçler ortaya çıkmıştır. İşte ayanların ortaya çıkması aslında bunu anımsatıyor. Mültezimler kontrol altına almak istenmiştir. Hayır. Tımar sistemi tamamen ortadan kalktı. Hayır. Taşran yönetimi ayanlara bırakılmadı. Ama bir güç elde ettiler. Cevap Bursa. Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen tam bağımsızlık için şu prensip vardır. Milli egemenlik iktisadi egemenlikle pekiştirilmelidir sözüyle açılan İzmir İktisat Kongresi'nde tam bağımsız bir ekonominin kurulması doğrusunda kararlar alınmıştır. Buna göre Kabatoş Kanunu'nun çıkarılması, ithal malların vergisinin arttırılması, aşar vergisinin kaldırılması, uygulamalardan hangisi veya hangileri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü doğrusunda gerçekleşmiştir. Burada tam bağımsızlıktan hem devletin hem de ekonominin tam olarak bağımsızlığını bahsediyor. Dolayısıyla burada kabotaj kanunuyla denizlere hakim olmak, ithal malların vergisini artırılarak yurt dışından gelen mallardan ziyade yerli üretimi teşvik etmek vardır. 1 ve 2 tam buna göredir. 1923-1929 yılları arasında Türkiye'nin ithalatı, ihracatının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ortalama her yıl 111,9 milyon dolarlık dışarıdan mal alınmış, dışarıya ise o yılda ortalama 82,4 milyon dolarlık mal satış gerçekleştirilmiş. İthalat ürünlerini sanayi ürünleriyle şeker gibi temel tüketim malları oluştururken ihracat ürünleri ise kuru üzüm, pamuk, incir ve fındık gibi tarım ürünü oluşturmuştur 2015 yılında. Yukarıda verilen metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkede fabrika sayısı yetersiz midir? Evet. İthalat nedeniyle dış ticaret açığı yaşanmış mıdır? Tabii ki. Bakın 82'ye 111. Ham madde ithal edilmekte midir? Hayır. Ham maddeden daha ziyade ne yapıyor? Sanayi ürünleriyle şeker gibi temel tüketim malları ithalatı yapılıyor. Bu söylenemez. İthal mala ihtiyaç duyulmakta. Tarım ürünleri ise ihraç edilmekte. İşte incir fındık gibi. Cevap Ceyhan. Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? Osmanlı Devleti'nde her türlü ürünün bulunduğu değerli eşyaların satıldığı yere ne diyorduk biz? Kapalı çarşı biliyorsunuz. Kapalı çarşı. Buralarda ne oluyordu? Kapalı çarşıların içerisinde bedestenler oluyordu. Burada ayrıca tek kalem ürünlerin üreticileri tarafından getirildiği toptancı halde diğerleri bir de kapanlar vardı. Yani kapalı çarşı. Şurada da var. Bedesten bakın kapan cevabımız Edene, Edirne. Evet sevgili arkadaşlar böylece Türk Kültür Medeniyeti Tarihi dersimizin 4. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yaptık. Sevgili arkadaşlar kanalımızda tüm dini ve sözel derslerimizin tüm içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenip arkadaş gruplarınıza da paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.